Lubricon 6 gezegeni üzerindeki çalışmamıza devam ediyoruz. Bu arada bir önceki videoda size söylemediğim bir şey var. Lubricon 6 hiçbir şekilde dönmüyor. Dönmediği için de bir ekvatora sahip olması mümkün değil. Burada donmuş çorabın izlediği yoldan bahsetmiştik. Çorabın ekvator boyunca yol aldığını söylemiştim. Halbuki çok büyük bir çember boyunca hareket ediyor demeliydim. Dünyanın bir küre olduğunu varsayarsak ki mükemmel bir küre değildir ama küre olsaydı ekvatoru da kusursuz bir çember olacaktı. Fakat ekvatordan söz edebilmek için öncelikle bir dönme hareketi gerekir. O zaman burası için şöyle diyoruz. Çorap mümkün olan en büyük çember boyunca hareket ediyor. Yani buradaki çorap bloğu bu küredeki en büyük çemberlerden biri boyunca yol alıyor. Şimdi artık gezegenin dönmediğini bildiğimize göre başka bir düşünce deneyine girmek istiyorum. Neden diyecek olursanız, lubrikon altının yüzeyindeki tek şey bu küçük donmuş çorap kütlesi değil. Buradan gezegene baya bir uzaktan bakıyoruz. Ama biraz yaklaşırsak tam burada, lubrikon altının yüzeyinde, buraya yüzeyimizi çiziyorum, donmuş bir muz durduğunu göreceksiniz. İşte bir buz kütlesi ve içinde de bir muz var. Yani dondurulmuş bir muz. Ben muzumuzu muzu anca bu kadar çizebiliyorum. Kusura bakmayın. Ve bu lubrikon altının yüzeyine göre tamamıyla sabit duruyor. Hiçbir teğetsel hıza sahip değil. Halbuki bu bloğun teğetsel bir hızı vardı ve sonsuza kadar da olacak. Bunun kesinlikle hiçbir teğetsel hızı yok. O halde sorum şu. Düşünün bakalım. Buna etkiyen kuvvetler nelerdir? Şimdi lubrikon altının merkezine doğru bir yer çekimi kuvvetimiz var. Yani bir yer çekimi kuvveti söz konusu. Tüm kuvvetleri muzun kütle merkezinden dışarıya doğru çiziyorum. Yine aynı renkte çizeyim. Yarı çap doğrultusunda gezegenin merkezine doğru etkiyen bir yer çekimi kuvvetimiz var. Yer çekimi kuvveti merkeze doğru etkiyor. Şimdi muzun doğruca gezegenin merkezine düşmediğini biliyoruz. Başka bir net kuvvetin veya herhangi bir kuvvetin muzu sabit tutuyor olması lazım. Lubikon altının yüzeyinin muza veya bu bloğa uyguladığı kuvvet, muzun gezegenin merkezine düşmesini engelleyen kuvvettir. Bu örnekte bu kuvvete normal kuvvet diyoruz. İşte normal kuvvetimiz. Şimdi size sorum şu. Muz örneğinde bu ikisi birbirine eşit mi? E, görebildiğimiz kadarıyla muz tamamıyla durağan en azından gezegene göre. Bu gezegen hiçbir dönme hareketi yapmıyor. Ve muzun da gezegene doğru hiçbir göreceli hareketi söz konusu değil. Muz hiçbir şekilde hiçbir yöne doğru ivmelenmiyor. Madem hiçbir yönde ivmelenmiyor, muzun üstüne etkiyen kuvvetlerin toplamda sıfır olması, yani tüm kuvvetlerin birbirini götürmesi gerekir. Bu muz örneğinde de normal kuvvet yer çekimi kuvvetini tam olarak götürüyor. Yani bu ikisi, normal kuvvet ve merkeze doğru etkiyen yer çekimi kuvveti birbirine tam olarak eşit. Daha doğrusu şöyle söylemek lazım. ikisinin toplamı sıfır. Çünkü birbirlerine zıt yönde hareket ediyorlar. Toparlıyorum. Normal kuvvet artı yer çekimi kuvveti eşittir sıfır. Büyüklükleri birebir aynı ve zıt yönlerde etkiyorlar. Bunları toplarsak birbirlerini götürürler. Şimdi bu küçük düşünce deneyini de aradan çıkarttığımıza göre donmuş çorabımıza geri dönebiliriz. Bu donmuş çorabın bu gezegenin yörüngesinde sıfır yükseklikte ve sonsuz süre boyunca saatte 1 kilometre hızla dönüp durduğunu biliyoruz. Kütleye gezegenin merkezine doğru bir yer çekimi kuvveti etkiyor. Ve kütlenin gezegenin merkezine doğru döne döne düşmesini engelleyen bir normal kuvvet var. Ama size sorum şu. Bu çorap örneğinde bu iki kuvvet muz örneğinde olduğu gibi birbirine eşit midir? Şimdi bu çorap örneğinde bir yörünge takip eden çorap örneğinde eğer bu iki kuvvetin büyüklükleri eşit ama yönleri zıt olsaydı burada çizdiğim gibi yani birbirlerini tamamıyla sıfırlarlardı. O durumda net bir kuvvetten söz edemezdik. Şöyle açıklayayım. Eğer normal kuvvet artı yer çekimi kuvveti birbirini götürseydi, yani sıfıra eşit olsaydı, ortada bir net kuvvet olmazdı. Net kuvvet yok. Ve kütle hiçbir yönde ivmelenmezdi. Hareket eden kütle hareketine aynı şekilde devam ederdi. Şimdi bu örnekte eğer kütleye etkiyen net bir kuvvet olmasaydı, kütle gezegenin yüzeyinde kalamazdı. Şu anda bulunduğu noktadan başlayarak sonsuza dek bir doğru üzerinde, teğetsel bir doğru üzerinde hareket ederdi. Biliyorum yol burası değil ama eğer burada olsaydı sonsuza dek gezegenin yüzeyinden uzaklaşmaya devam edecekti. Tabii bunun böyle olmadığını biliyoruz. Kütle gezegenin yörüngesinde hareket ediyor dairesel bir yol izliyor. Dairesel bir yol izlediği için de izlediği yolu yandan gözlemlemek için yolun bir kesitini çizecek olursam böyle dairesel bir yol izlediğini görürüm. Kütle bu yolu izliyor. Yani sürekli ivmeli olarak hareket ediyor. Merkeze doğru sürekli bir ivme söz konusu. Bir merkezcil ivmesi var. Merkeze doğru bir ivme yani. Merkeze doğru bu ivmenin devam edebilmesi için de merkeze doğru net bir kuvvetin olması gerekiyor. Şimdi bu durağan muz örneğinde bu iki arkadaş birbirini götürüyordu. Ama hareketli donmuş çorap örneğinde sonsuza kadar aynı çember üzerinde hareket eden çorap bir örüngede dairesel bir yol izliyor. Dolayısıyla ortada merkezcil bir hareket var. Merkeze doğru net bir kuvvet söz konusu. Öyleyse bu durumda yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü normal kuvvetin büyüklüğünden daha büyük olacaktır. Yani burada böyle bir eşitlik yok. Eğer olsaydı kütle yörüngede kalamazdı. Onun yerine net bir merkezil kuvvetten bahsedebileceğimiz bir durum var. Yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü normal kuvvetin büyüklüğünden biraz daha fazla. Burada düşünülmesi gereken ilginç bir nokta var ki ilerleyen bir videomuzda değinebiliriz. O da şu. Eğer kütle sürekli hızlanarak hareket ediyor olsaydı ne olurdu? Eğer donmuş çorap Emleniyo olsaydı ne olurdu? Bu ikisinin arasındaki ilişkinin nasıl değişmesi beklenirdi ya da değişmesi beklenir miydi? Siz bu sorular üzerinde kafa yormaya devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.